Hoş geldiniz efendim. İyi günler, hayırlı sabahlar. Alo, iyi günler. İyi günler efendim. Sivas'tan arıyor izleyicimiz. Evet. Buyurun, sizi Evet, dinliyoruz. Sivas'tan arıyorum. Hocama bir sorum olacaktı da. Buyurun hanımefendi. Ben rüyamda Rahman suresinden bir ayet okuyorum. Ama ben hani Rahman suresini ezbere de bilmiyorum. O zamana kadar da okumamıştım doğru düzgün. Evet. Rüyamda çok güzel bir şekilde Rahman suresinden bir ayeti okudum yani. Çok güzel okudum ve kendim de etkilendim bundan. Çok güzel. Yani bunu da unutamıyorum. Hani birkaç Hangi kişiye de ayet sordum. biliyor musunuz? Hangi ayeti okuduğumu bilmiyorum ama hani Olsun, ne güzel. şu şey kısmı var ya hani tekrar Febiyeyle irabbiküm atikezi ben. eden. Tekrarlanan yer mi? Evet, oralarını okudum. Oo, Ama çok güzel. hangi ayet olduğunu hatırlayamıyorum. Okudum bir veya iki ayetini okudum ve çok güzel okudum. Ve çok etkisinde kaldım. Ne zamandır Tabii. da çıkamıyorum bunun etkisinden. Neden Ne güzel. rüyamda bu, hani bilmediğim bir ayet okudum? Evet. Valla Bunu hayırlara sormak istedim çıkarsın. size. Çok Maşallah. güzel bir Bir de soru hocam. sordunuz. Ben bunu çok güzel şimdi açıklayacağım. Buyurun bitmediyse. Bir de hocam ben eşimden ayrılmak üzereyim. Bir çocuğum var ve gece hani şu an ayrıyız zaten. Uzaklaştırması var, eve gelemiyor. Geceleri sürekli kötü kötü rüyalar görüyorum. Sabah uyanıyorum, çok değişik oluyorum. Etkileniyorum rüyalarımdan Canım da. benim. Bundan nasıl kurtulabilirim? Evet. Sivas'tan arayan izleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi Şimdi sonunda çay neden bitiyor. İçer kurtulabilirim? misiniz ıhlamur çay? Bitki Olabilir. hangisi? Fark etmez ne Yok bir varsa. şey fark etsin. Fark etsin. Fark Bu etsin. ıhlamurdu. Devam Ihlamurdu. edebiliriz. Peki arkadaşlarımızdan rica edelim. Bir ıhlamur. Ben Son de şöyle bir dediğindekini tam anlayamadım ama eşimden eşimden ayrıyım dedi. ayrılıyım. Kabuslar Kabuslar görüyorum dedi. görüyorum. Neden Sabahları da kurtulmak böyle gibi bir şeydi bir uyanıyorum. Hani orasını. bu duygu Bu halinden duygu kurtulmak halinden. istinden Peki. istediğini Peki ifade efendim. etti. Teşekkür Şimdi ederim. Kur'an-ı Kerim biliyor büyük bir ihtimalle. Sondan da başlayabiliriz. Onun için sizden dinlemek istedim kısmını Ama şey daha Sevda'nın. önce hiç Rüyasını da. okumadığını ifade etti mesela. Okumadı mı? Rahman suresini daha önce hiç okumadım dedi. Yok hiç okumadım dedi ama Kur'an biliyor ki az çok mesela ilgili yani bir ilgisi var Herhalde sonuçta. muhakkak tabii. Tekrarlanan ayetler dedi bakınız. Evet. Bir yakınlığı var. Yani hiç kimse hani bilmiyor tamamen bilmeyen bir insan tekrarlanan ayetler diyemez. Diyemez doğru Bir hocam. de ben söyleyince Estağfirullah febeyye rabbiküme deyince evet dedi. Şimdi bunun anlamı şöyle söyleyeyim ben size. Öncelikle orada ne demek? Febeyye ala rabbiküme tükezziben ayeti. Öyleyse Rabbimin hangi nimetini inkar ediyorsunuz? Bakın farkındalık dedik O ya. evet. Çok güzel bir anlamdır o. Oh, bir şey söyleyeyim mi? Sırtım Ay benim de ürperdi. oldu Vallahi zaten de sırtım ben ürperdi. şimdi çok sizi etkilemeyeyim diye Sırtım ben ürperdi. Kur'an okunurken de hani okurken de duygulanıyorum. Fakat duygulanmak yine hayra geçmeli. Bizim insanlarımızda şöyle bir duygu var. Yine bu Sivas'tan arayan hanımefendiye özel şimdi demeyeceğim bu kısmını. Kur'an okumaktan biraz korkuyoruz. Korkmayalım yahu. Lütfen korkmayalım. Kur'an bizim dostumuz. Kur'an Rabbimizin bize kelamı. Kur'an okurken duygulandığımızda böyle bakın bu rüya da çok güzel bir rüya. Hakkı arıyor. Bakın rüya görenler ilk başta dediğimize yine diyoruz. Arayış içerisinde. Zaten eşinden ilgi bekliyor. Ne yapabilirim? Yuvası yıkılsın istemiyor. Bir arayışı var. Bir telaşesi var. Ve tekrarlayan ayetlerin de olduğu güzel bir sure rüyasına girmiş. Ben şimdi o telaşeli kısımlarında tabii sadece buradan belki destek alması yetmeyebilir. Orayı şöyle söylemek istiyorum. Tabii psikolog tanıdığı, güvendiği kişiler varsa gidebilir. Derdinin detayını anlatabilir. Biz sadece rüya kısmıyla Evet. şu an ilgileniyoruz. Onu söyleyeceğiz ama mesela müftülüklerde güzel kardeşim siz ve diğer kişiler, beyler de gidebilir. Sadece bayanlar, hanımefendiler için değil. Müftülüklerde şu an bütün müftülüklerde var bu. İstanbul'un her ilçesinde var. Anadolu'da ilde var. Ben de ilde görev yaptım. Din hizmetleri uzmanı olarak yıllarca Anadolu'da da burada da Üsküdar Müftülüğü'nde en son görev yaptım. ADRB denen bir büro vardır Sevda Hanımefendi. ADRB. Evet, Aile İrşat Rehberlik Büroları. Evet. Lütfen dertlerinizi gidiniz. Ben hatta Anadolu halk tabiriyle söyleyeyim. Bedava
bakın dinliyorlar. Devletimizden Rabbim razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan, Tayyip Erdoğan'dan Rabbim razı olsun. Bu imkanları verdi, çoğalttı. Ben göreve geçtiğimde inanın yoktu kimse. Evet efendim. Ben ilçe ilçe, köy köy ben makamımda oturabiliyordum. Ben hep genel idarede çalıştım. İdareci olarak görev yaptım. Evet. Ben göreve geçtiğimde oturabilirdim. Ama oturamadım ki. Yani. Neden? Çünkü ihtiyaç var. Yoktu. Evet. Mesajlara özür dilerim. Bir taraftan telefona bakıyorum ben. Dikkatim dağılmıyor. Neden telefona bakıyorum? Çünkü evet hem Instagram üzerinden hem de sosyal medyadan gelen mesajlar var. Telefona döneceğiz. O sosyal medya hesaplarından, mesajlarından bir tanesini ekrana geçmeden da bu hanımefendiye onu dedik. Rüyası güzel. Arayışı da lütfen doğru yerleri arayış yapın. Ben böyle aile problemim var deyince şuram yanıyor. Yanıyor tabii. Çünkü hanımlar, dün daha yeni bir örnekle karşılaştım. Şeyh Mustafa Devati Hazretleri Türbesi vardır Üsküdar'da. Evet. Ben de evime çok yakın olduğu için oraya giderim. Ve bu konularla ilgili de bakıyorum o civarda. Dün oraya gittiğimde şimdi az önce sonra sizlere üstünde yazan yazıyı anlatmak için resmini çektim hatta dün. Onu bilahare söyleyelim, bekletmeyelim yayındakileri. Bugün nasip olmayanları bir dahaki programlarda nasip olur inşallah. Ömrümüz var ise. Onun için bu kardeşimizin rüyası güzel fakat arayış lütfen doğru yerlere olsun. O kadar çok aile yuvası yıkılsın diye bekleyen kişiler var ki bunların tuzağına düşmeyin. Lütfen düşmeyin. Peki.